Arkadaşlar merhaba videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın Yunanistan Dışişleri Bakanlığı ve Türk Dışişleri Bakanlığı, Türkiye-Yunanistan arasındaki ortak eylem planının dördüncü. Pozitif gündem toplantısı ortak açıklamasını yayımladı söz konusu açıklamada toplantıda Pozitif gündem listesinde yer alan girişimcilik, turizm, enerji, ulaştırma ve telekomünikasyon, denizcilik, bilgi ve iletişim teknolojileri, eğitim, sosyal güvenlik, sağlık ve çevre alanlarında işbirliğinin geliştirilmesi gibi 25 başlıkta kaydedilen ilerleme hakkında ayrıntılı güncelleme yapıldığı belirtildi. Yunanistan basınında konu ile ilgili çıkan haberlerde, Yunan tarafının Prespa türü bir anlaşmaya zorlandığı kaydedildi. Haberde şu ifadelere yer verildi. Hidrokarbonlar konusunda Doğu Akdeniz'de fiili bir uluslararası konferans yaklaşıyor ve bunun için Yunanistan ile Türkiye arasında, sükunet ve anlaşma batı tarafından bize rağmen isteniyor. Rus basını, Yunanistan ve Türkiye hükümetlerinin iki ülkedeki seçim kampanyaları sırasında Ege'deki gerginliği azaltmak için gayri resmi olarak anlaştıklarını bildirdi. Anlaşma, seçim ortamı netleşene ve her iki ülkedeki seçim döngüsü tamamlanana kadar geçerlidir. Bu ateşkes çatışmanın her iki tarafı için de faydalı olacaktır. Özellikle Yunanistan, Türkiye'nin Yunanistan'ın kıta sahanlığı üzerindeki hak iddia ettiği bölgeyi işgal etmesinin ardından başlayan 3 yıllık alarm döneminin ardından ilk kez filosunun ana parçalarını bakım için geri çekebilecek. Yunanistan'da 28 Şubat'ta meydana gelen tren kazasının ardından iktidar partisinin oyları neredeyse muhalefetin oylarına yaklaştı. Ayrıca Türk-Yunan ilişkilerindeki iklim Batı'nın genel Rusya karşıtı tutumundan da etkilendi. Ruslar, Atina ve Ankara arasında Ege'ye ilişkin olası bir prespa tipi anlaşmayı çevreleyen atmosfer nedeniyle alarm durumundalar. Diyen Yunan medyası, eski Dışişleri Bakanı Dora Bakoyani'nin sözlerini hatırlattı. Girit TV'ye konuşan Bakoyani, Ege kaynaklarının Türkiye ile ortak kullanımı konusunda tabuları olmadığını da sözlerine eklemişti. Ortak kullanım bir tabu değil, tabularım yok. Şu anda böyle bir konu yok. Mısır, İsrail, Yunanistan arasında Türkiye'nin de davet edildiği bir anlaşma var. Savaş halinde olan İsrail-Lübnan anlaşması da bir örnek işbirliği yapıyorlar. Akdeniz birçok devletin yer aldığı küçük bir deniz. Şu anda Girit'in etrafındaki 12 deniz milini genişletmeye ve Kıbrıs ile mebi sınırlandırmaya gitmemeliyiz." dedi. Bölgemizde bir süredir perde arkasında bir şeyle oluyor diyen Yunan basını ABD ve Almanya ülkemize Üsküp yerine Kuzey Makedonya adını vererek devletin NATO'ya katılması ve Rus varlığının oradan kaldırılması amacıyla utanç verici bir anlaşmayı kabul etmesi için baskı yaptı. Şimdi Amerikan ve diğer şirketler Eni, Total, Doğu Akdeniz'de arama sondaj çalışmalarına başlamaya hazırlanıyorlar ve hepsi birlikte bölgede barış ve huzur çağrısında bulunuyorlar. Aksi takdirde hiçbir şey gerçekleşemez.